ve uhuv billahi mene şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselam ala Resulullah Muhammed ve ala ali ve ashabe ecmaîn. hatime Dokuzuncu 9. Sefir 59. Kısım. Fasıl içinde vasıl. Pazar günü orucu. Daha önceki yani cumartesi orucunu bazı insanlara muhalefet etmekle ilgili belirttiğimiz yorumu dikkate alan kimse pazar günü Hristiyanlardan farklı davranmak için oruç tutar. Pazar gününü Allah'ın yaratmaya yöneldiği ilk gün olması bakımından bakan insan ise Allah'a şükretmek için oruç tutar ve bu davranışıyla benzersiz bir ibadetle Allah'ın eylemine karşılık verir. Ariflerin oruç tutma niyetleri farklılaşmıştır. Bazı arifler pazar günü sırf ilk gün olduğu için tutar. İlklik hakka ait bir tenzih niteliği olduğu gibi oruç da bir tenzih niteliğidir. Bunun yanı sıra oruç insanı yemek, cinsel ilişkiye girmek gibi nefsin hazlarından alıkoyduğu ve kötülüklerden uzak tuttuğu için Allah'ın yasakları anlamındaki koruyu muhafaza eder. Bu bağlamda oruçluyken bir insanın gıybet etmesi, cinsel ilişkiye girmesi veya cahil kalması veya dince kötülenmiş bir halle nitelenmesi yasaklanmıştır. Bu sayede oruçluyla bir arasında tenzih niteliğindeki ilişki gerçekleşmiş ve bu nedenle de pazar günü orucunu tutmuştur. Her arifin kendine özgü belli bir tarzı vardır. Bu tarz ile en yaraşır şekilde hakka karşılık verir. Orucun doğadaki yani dört unsurdan payı beslenmenin ortadan kalkmasının bir sonucu olarak kuruluk ve sıcaklıktır. Beslenmenin olmayışı doğanın gereğine zıttır. Çünkü doğa canlılık nedeniyle edilgeni olmayan sıcaklığı ve soğukluğun edilgeni olan yaşlılığa gerek duyar. Oruçlu ise doğaya zıttıyla karşılık vermiş. Başka bir ifadeyle asıl ilke ve onun edilgeniyle doğaya karşılık vermiştir. Çünkü insana nefsine muhalefet etmesi emredilmiştir. Nefs ise özel anlamıyla doğadır ve bütün cisimler aleminin varlığı kendisine dayandığı için özü gereği ilah ile didişir. Doğa alemi olmasaydı cisimler alemi dışta var olmayacaktı. Bu nedenle de doğa ve nefs öbürlenmiş ve gurura kapı, kapılmıştır. Unsurdan oluşan bu bedeni yöneten ve kendisine bedendeki dengeyi koruyarak onun yararlarını gözetmesi emredilen ruha şöyle denilir. Doğal nefsi bu vesileyle böbürlenir ve gururlanırken gördüğünde onu yemekten, içmekten, cinsel ilişkiye girmekten alıkoy. Bu sayede ona muhalefet eder ve bu konularda ona muhtaç olduğunu zanneden doğanın kuruntusundan da kendini kurtarırsın. Ayrıca doğa kendisinin nefsin hükmü altında olduğunu bilmelidir. Bunu öğrenince bu bedenin yöneticisinden besin talep ederek muhtaçlık ve yoksulluk altında ezilir. Böyle bir yönetim ise oruç diye isimlendirilir. Bedeni yöneten ruhun mizacın düzgün olması için doğal nefsi büsbütün besinden uzak tutması ise oruç diye isimlendirilmez. Ruhun bu eylemi doğayı yönetişinin bir sonucudur ve bu davranış oruç diye değil belki perhiz diye isimlendirilebilir. Ruh perhizi yerine getirip kendisine verdiği emirde doğaya yardımcı olurken bedenin Allah ibadeti elverişli hale gelmesini ve Allah'ın bütün hareket ve duru anlıklarda kendisine emrettiği ibadetleri ki bu ibadetler söz gelişi mizacın düzgün olmasına şartına bağlı olabilir, bunları yerine getirmeye uygunluk kazanmasını amaçlamış olabilir. Böyle bir durumda oruç olmasa bile tutulan perhis nedeniyle insan sevap kazanır. Böylelikle pazar günü orucunun bazı sırlarını sana açıklamış oldum.